Arkadaşlar silah sağa ve sola çok kayıyor. O yüzden silah muzzle brake değil de compensator takacağım. Yukarı doğru kaymasını kontrol etmek daha kolay benim için. Ben öyle düşünüyorum. Paint olarak ise flanker takıyorum silaha. Hayat olarak da Afyon'dayız arkadaşlar. Şu anda atak yarız A ve B şartına atak yapıyoruz. Yakın mesafeden şatkan da bize tek attı arkadaşlar. BP2000 silahını arkadaşlar ve kullanmamdaki büyük neden biliyorsunuz ki Battlefield'da silahlar ile 500 kill yapınca Master Dog tekimine yaklaşıyorum. Ben de şu anda 50 silahlarındayım. BP2000 silahını genel olarak edilir silahlarını çok beğendim. Söylenemez. PT2000 silahında birazcık silah namlu çıkış hızı çok düşük arkadaşlar. RPM de çok yüksek diyemeyeceğim. 650 RPM'e sahip PT2000 silahı. Namlu çıkış hızı ise zaten PDW silahlarında namlu çıkış hızı genelde düşük oluyor. PT2000 ile 490 saniyede 490 metre gidiyor. Yani bu da tabii ki hareketli bir hareketli düşmanlar olmakta zorlanıyoruz demek ki arkadaşlar. A noktasını almamız lazım. Oyun çok erken bitecek arkadaşlar. Bu engineer silahlarında arkadaşlar PDV PDW silahlarında daha çok iç mekan silahları diye biliyorum ben bu PDW silahlarına. TP2000 silahının en büyük artısı arkadaşlar devam fire değerlerinin çok yüksek olması. Nişan almadan bile çok yakın mesafedeki düşmanları çok rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz arkadaşlar. TP2000 silahında da gerçekten hip fire değerleri çok yüksek. Eğer bunu çalamazsak bunun bir sonraki rövanşında kaydedeyim ama rövanşı ne dedik ki platformda olmayacak. Ben zaten girdiğimde maç bitiyordu. 20 maç bitiyordu.
Neden kulaklığına çıkmıyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Zaten Battlefield'da hareket halindeki düşmanları vurmak çok kolay değil. Buna alışmak gerekiyor. Özellikle Call of Duty oyuncusuysanız bu konuda sıkıntılar çekebilirsiniz arkadaşlar. İlk kez Battlefield oynamış oyuncular sadece zorlanıyor Battlefield'da. Burada bir Hitfire özelliğini test etmek istiyorum işte. Umarım birini bulabilirim derken. Lan öl! Şurayı da bir kurursak çok güzel olacak. Evet. Bizim takımın orada bir... Evet. Bunlar... Yok, bizim takımın orada çok güzel. Oo. Solda bayağı kolu. Abi tam reload yaparken çıkıyor karşıma ya. Evet, patlattık arkadaşlar. Of be, onun içine. Skor 11'e 8 daha çok takımın yenmesine odaklı oynamaya çalışıyorum arkadaşlar.
şekilde oynarsa takım Rush modunda ne yazık ki kazanmıyor arkadaşlar. Defense yapan takımlar daha çok bu şekilde oynuyorlar. Neyse, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Unutmayın, Betfit'in her şey kaldı.